Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuza bakıyoruz. Bu tip sorular çok soruluyor integral alıcı devrelerde. Soruda işte 4 megaohmluk bir direnç ve 1 mikrofaradlık bir kondansatör ile oluşturulan bir integral alıcı devrenin girişine bu eğrinin uygulandığını ve çıkış eğrisini bulmamızı istiyor. Genel formumuz şuydu. Çıkış gerilimi denklemi 1 bölü Rc eksi 1 bölü Rc integral VI dt idi. Bu integralin sınırlarını sorunun gelişine göre, soruda bize verilen sınırlara göre düzenleyebiliyoruz. Tabii bu başlangıçta kondansatörün boş olduğu durum için geçerli bir denklem. Eğer kondansatör dolu ise başlangıç anında, bunun sonuna bir de artı başlangıç gerilimini ekliyor idik. Soruda her zaman olduğu gibi çözüme ilk önce Rc değerimizi bularak başlayacağız. Yani şu ifadeyi bularak başlayacağız. O da 4 megaohm 4 çarpı 10 üzeri 6 1 mikroda 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 olduğuna göre çarpımlarından Rc değeri 4 olarak karşımıza geliyor. Yani genel ifademiz, tekrar hatırlatmam gerekirse, başlangıçta kondansatörün boş olduğu durumda ifademiz eksi 1 bölü 4 integral VI dt olacaktır. Ara değerler için, yani kondansatörün eğer uçlarında bir gerilim varsa T sınırlarının başladığı yerde kondansatörün uçlarında bir gerilim varsa onu da buraya ekleyeceğiz. Ki zaten ne demek istediğimizi birazdan göreceğiz. Bakın 6 milisaniyelik bir süreçte eğrimiz farklı değerler alıyor. Giriş değerlerimiz farklı değerler alıyor. Öyleyse her bir değişim aralığını ayrı ayrı incelememiz gerekecek. Evet, şimdi bakalım. T eşittir 0 ile 1 aralığında girişimiz 20 milivolt seviyesinde, 0 ile 1 arasında 20 volt seviyesinde. Öyleyse denklemi yazıyorum. V output eksi 1 bölü 4, yani eksi 1 bölü Rc, 0'dan T'ye kadar 20 dt diyorum ve 20'yi dışarı aldığım zaman 20 bölü 4, 5 dt'nin de T ve 0 arasında integralini aldığım zaman T yapacaktır ve eksi 5T çıkışı olacaktır. 0 ile 1 aralığında, şu aralıkta arkadaşlar. Evet, şimdi 1 ile 2 aralığına bakalım. T eşittir 1 ve 2 için bu sefer giriş gerilimimiz 10 milivolt seviyesine, sabit 10 milivolt seviyesine düşüyor. Denklemi tekrar yazıyorum. V output eksi 1 bölü 4. Bu sefer T aralığım değişti. 1 ile T aralığında. Peki neden 1 ile 2 aralığı, 1 ile 3 aralığı veya burada 0 ile 1 aralığı yazmıyoruz? Çünkü bu aralıkları özellikle T'yi 2 yazarsak bu çıkış ifademizde arkadaşlar zamana bağlı bir ifade elde edemeyiz. Yani 1 ile 2 aralığında 1 ve 2'de kesin bir değer, bu alanı elde ederiz. Oysa benim bir örneğin T eşittir 1.1, 1.2, 1.3 için hangi değerleri alacağını da bulmak isteyebilirim. O yüzden sınırı, üst sınırı T olarak belirliyorum ki kullanıcı bu üst sınırı değerlendirerek bu 1 ile T aralığında, bu T'nin ben şu anda 2'de bittiğini biliyorum. Fakat 1 ile T aralığında bir ifade, bir genel ifade, zamana bağlı bir ifade elde etmeye çalışıyorum ki T'nin bu aralıktaki herhangi bir değeri için de kolaylıkla veya output ifadesi elde edilebilsin. Gördüğünüz gibi eğer burada T yerine 2 yazarsam kesin bir değer bu aralıktaki total değerini elde etmiş olurum. Oysa ben zamana bağlı bir değer elde etmek istiyorum. Evet, eksi 1 bölü Rc 1 ile T aralığında girişim 10 milivolt olduğu için, yani VI dt'yi yazdım, artı V1. Bu aralık nerede başlıyor? Hangi aralığı inceliyorum? T eşittir 1 ile 2 aralığı. Yani başlangıcım T eşittir 1 milisaniye olduğu zaman işte burada bir önceki aralığa dönüyorum ve diyorum ki T eşittir 1'de başlangıç gerilimim ne kadardır? Burada T yerine 1 yazarsam 5 milivolt olduğunu bulurum. İşte burada T yerine 1 yazınca başlangıç gerilimimi eksi 5 milivolt olarak bulup bu ifadeye V1 olarak ekliyorum. Ve bu ifadeyi düzenlediğimde eksi 2,5 T eksi 2,5 milivolt, şu aralıktaki değişimin, çıkış geriliminin değişiminin zamana bağlı ifadesi olarak elde ediyorum. Evet, 0, 1 elde ettim. 1 ve 2 elde ettim. Şimdi bakıyorum 2 ile 4 arası aynı. Öyleyse 2 ile 4 arası değişime bakıyorum. 2 ile 4 arası VI gerilimim eksi 20 volt. Denklemi yine aynı şekilde yazıyorum. 1 bölü Rc. Şuradaki eksi, buradaki eksi nedeniyle artı oldu arkadaşlar. Eksi 1 bölü Rc
Yani eksi 1 bölü rc 2'den t'ye kadar eksi 20 olarak da bunu yazabilirsiniz. Bu sefer zaman aralığıma dikkat edin. Zaman sınırım 2 ile t arasında. 2'den başlıyorum. Ne zaman biteceği benim için önemli değil. 2'den başlayan bir ifade buluyorum aslında. 2 ile t arasında 20 dt. Ve bu sefer t eşittir 2 anındaki değerini başlangıç değeri olarak dikkate alıyorum. Yani bir önceki ifadede eksi 2,5 t eksi 2,5 ifadesinde t yerine 2 yazarsam başlangıç değerimi bulmuş olurum. Eksi 5, eksi 2,5, eksi 7,5 bu zaman aralığı için başlangıç gerilim değerim. Bunu da denklemime ekledim ve denklemi düzenlediğimde 5t eksi 17,5 milivolt olarak bu zaman aralığında çıkış geriliminin ifadesini elde ediyorum. Evet, şimdi 4 ile 5 aralığına bakalım. 4 ile 5 aralığında yine aynı şekilde eksi 10 volt giriş gerilimim. Bu sefer zaman aralığımı 4 ile T aralığında seçiyorum. Ve V4 olarak da yani 4. milisaniyedeki başlangıç değerimi de bir önceki ifadeden yine buradan buluyorum. Burada 4 yazdığım zaman 20 eksi 17,5 2,5 milivolt başlangıç gerilimim var kondansatörün uçlarında. Bunu da dikkate aldığımda 4 ile 5 aralığında çıkış ifadem 2,5 T eksi 7,5 milivolt olarak buldum. Şimdi son aralığım 5 ile 6 aralığına bakıyorum. Tekrar 20 volt seviyesine çıktım. Artıya çıktığım için buraya tekrar eksi geldi. Eksi 1 bölü RC 5 ile T aralığında dedim. Ve V5 başlangıç ifadesi olarak yine bir önceki 4 ile 5 aralığında T yerine 5 ifadesini koyarak 12,5 eksi 7,5'tan 5 milivolt olarak giriş başlangıç gerilimimi buldum. Ve bu ifadeyi düzenlediğimde eksi 5'te artı 30 milivolt olarak 5 ile 5 ile 6 aralığında çıkış gerilimin denklemini elde ettim. Şimdi çıkış gerilim ifadelerimi grafiğe dönüştürmem gerekiyor. Evet, her ifadeyi buraya ekledim arkadaşlar. Bakın, 0 ile 1 aralığında, yani t eşittir 0 iken çıkış gerilimim ne olacak? 0 olacak. Yani şurası. T eşittir aralığa bakıyorum. T eşittir 1 koyduğum zaman çıkış gerilimim ne olacak? Eksi 5. Burası. Yani şöyle size başlangıç ve bitiş değerlerimi belirliyorum. Bu aralık için eğriyi çizerken ve eğriyi çizdim. Bu birinci adım. 1 ile 2 arası. T eşittir 1 için zaten eksi 5 olduğunu biliyorum. Şuralar eksi. Arkadaşlar. Eksi 1 olduğunu biliyorum. T eşittir 2 için çalışan denklemim bu. Buraya T yerine 2 koyduğum zaman arkadaşlar burası ne olacak? Eksi 7,5 olacak. Başlangıç değerim eksi 5'ti. Yani şurada eksi 5, şurada eksi 7,5. Öyleyse bu iki noktayı birleştirip çıkış eğrimi elde ediyorum. Buna baktığım zaman şurada eksi 7,5'tu. Buradaki değerini bulmam lazım. 4 kere 5, 20, eksi 17,5, 2,5 milivolt olacak. 2,5 milivolt işaretliyorum. T eşittir 4 için. Ve çıkışımı bu şekilde çiziyorum. Evet, burada 2,5'tu. 5'teki değerime bakıyorum. 5'teki değeri de 12,5. Eksi 7,5 5'ti. 5'teki değerimi de 5 olarak işaretleyip 2,5 ile 5'i birleştirdim. Ve 6'daki değerime bakıyorum. Burada 5'ti. T yerine 6 koyduğum zaman burası 0 olacak. Buradaki değerim de 0 olacak. Bunu da işaretledim. Ve bu şekilde soruyu çözümünü tamamlamış oldum. Dediğim gibi eğer şuralarda üst sınırlar yerine yani burada 5 yerine 6, 5 başlangıç değeri, bitiş değeri nasıl olsa 6. Ben buraya 6 koyayım derseniz bu sefer şurada elde edeceğiniz ifade zamana bağlı bir ifade olmaktan çıkacaktır. Yani şu eğrinin denklemi budur arkadaşlar. Yani örneğin 5,5'u hesaplamak istiyorsanız burada t yerine 5,5, 5,9'u hesaplamak istiyorsanız t yerine 5,9 koyarak bu değişimin değerini çıkış gerilimi olarak hesaplayabilirsiniz. Evet, umarım faydalı olmuştur.